Abi Bey, merhabalar. Merhaba. Teşekkür ederim. Yeni imajınıza, yeni dizi projesi. Neler söyleyeceksiniz? Neler söyleyeceğim? Küçük Prens olarak geri dönüyorum. Tutunamayanlar dizisinde. Ben de tutunamayanlardan biri olarak bunu sürekli söylüyorum, bu espri yapıyorum. Küçük Prens karakteriyle geri dönüyorum. Hayata dair anlamları olan bir karakter. Küçük Prens'i bilenler bilir. Hayata dair çok derin felsefesi olan, derin iyiliği olan bir karakter. Kendimle özdeşleştirdiğim bir şeydi. Bir şey oldu. Bu şekilde bir tesadüf oldu. Küçük Prens karakteri. O yüzden saçları da boyadık. Öyle. Yeni imajınızı beğenenler oldu mu? Annem çok beğendi. Annem bayıldı. Çok hoşuna gitti. İnsanlar da seviyor, beğeniyor. Sorun yok. Nasılsınız Arda Bey? Sağlık durumunuz nasıl oldu? Sağlık durumumu tamamen açtım. Sorun yok. Biraz düşünceye vermiştim kendimi. Yani çok ciddi şeyler yaşamadım. Yani benim çok ciddi problemlerim yoktu. Biraz sert şeyler oldu. Oldu ama onları aşmak kolay oldu. Açtım yani. Bir sorunum yok şu anda. Uzun bir ara da verdiniz. Özlemiş miydiniz setleri? Özlemişim. Özlemişim. Hala bir heyecan var içimde. Sete gelirken de heyecanlandım bugün. Kendi kendime düşünüyorum yani. Bak hala heyecanlanabiliyorsun. Güzel bir şey bu. Öyle yani, heyecan var. Ne kadar ara verdiniz? Bir 10 yıl ara verdim. 10 yıl çok uzun bir süre herhalde. Uzun. Hani size bugün hani ne hissettirdi? Tekrar başlamak. Böyle teklif geldiğinde nasıl heyecanlandınız mı? Teklif geldiğinde heyecanlandım. Zaten birdenbire oldu. Ben geri döneceğim dedim. Çünkü insanlar da çok, sevenlerim, beni seven dostlarım yani çok sıcak ve imtiyazlı davranıyorlar bana. Instagram'dan falan çok güzel tepkiler geldi. Ne olur geri dön, başla tekrar, çok özledik. Bunları duyunca insan motive oluyor tabii. Bu hastalığınızı başardıktan sonra size en çok yanınızda hani kimler oldu? Hani aileniz, yani ailenizin dışında? Biraz inzivaya çekildiğim için çok sosyal hayattan da çok fazla yer almadım o süre içinde. Biraz dinlenmekti. Biraz doğaya döndüm. Annemle kardeşim çok yanımdaydı. Arkadaşlarım var tabii ki. Onlar benimleler, yanımdalar. Biraz sıradan bir hayata dönüştü. Biraz sıradan bir yaşayıştı. O yüzden insanlar yanımdaydı yani. Hani benim... şöyle derler yani, vefasızlık yapan ünlüler oldu mu? Hayır ben öyle düşünmüyorum. Yok ben kendimi kapattım, geri çektim. Yani insanlar vefasız değil. Ben yani hakkında kötü düşündüğüm kimse yok hayatımda. Zaten o tip düşüncelerden kendimi uzaklaştırdım da. Yani insanın hakkında kötü düşünmem koyu humanistimdir. İnsanları anlıyorum yani. Ben kendimi geri çekince onların benimle bir arada olamayışları normal oluyor. Şimdi her şeyinizle hazır hissediyor musunuz? Hani tabii çok hazırım. Çok hazır olmasam zaten karar vermezdim. Tamam yapacağım demezdim. Zaten hazır hissetmiyordum kendimi. O yüzden yapmayacağım diyordum. Mutlaka ki sonuna kadar yapmayacağım diyordum ama bir şeyler bitti. Yani bir şeyler değişti. Bir şeyler değişince ben de değiştim. Fikrim de değişti. Artık hani hayatımda her şey değişti diyordun. Değişti evet. Şimdi ben değiştirdim tabii ki yani. Siz ilk çıktığınızda biliyorsun hani sizi Leonardo DiCaprio'ya benzetiyorlardı. Onun sonrasında, çok hızlı bir yükseliş ve onun sonrasında hani kariyerinizde bir düşüş oldu. Tabii yani onun sebepleri var, kariyerimde düşüş. Onun benim kendi tercihlerimle alakalı, çok kişisel sebepler. Onu açıklamak istemem. Çok kişisel sebeplerim yüzünden biraz o düşüşü istedim ben. Çekilip gidebilmek için. Biraz da bilinçli yaptığım şeylerdi. Çekip gitme yani, o yükseklikte bırakıp gitmek kolay olmuyor. Yani olacak bir şey değildi. O yüzden biraz kendimi geri çekip azaltıp çıkıp gitmek yani istedim. Siz bu kendinizi geriye çekmek, bir şeyler yapmak, bu tükenmişlik sendromu diye şey adlandırılıyor. Siz ona yakalandığınızı mı düşündünüz veya? Yok, tükenmişlik sendromu değil. Doktor tükenmişlik sendromu değil dedi. Yani benim durumum anksiyete. Benim bildiğim kadarıyla anksiyete, yani kaygı bozukluğu, iletişimde hassas bozukluklar. Yani sebeplerine bakıp onlar hakkında düşünüp o sebepleri düzeltince zaten hastalık diye bir şey kalmıyor. Yani hastalık diye bir şey yoktur aslında. Sadece bakışınız, görüşünüz, davranışınız, tavrınızı hayata uygunlaştırmanız gerekiyor baş edebilmek için. Onun üstesinden gelebilmek için. Hastalığınızı bir kendiniz de dediniz, artık kendimi hazır hissediyorum. Her şeyimle düzeldim. Hani ne gibi bir şeyler yapıp yani tedavi sürecinde size neler yardımcı oldu? Yani düşünsel
mı? Düşünerek açtım ben. Ayarak. Yani önce kendimde her şeyi tamam hissetmedim. Ben tamam değilim diyebildim. Ben doğru değilim. Önce eksiklikleri kendimde aradım. Zaten gerçek ve sahte arasında gidip gelir oyunculuk, mesleki açıdan da böyle bir vizyon vardır hayatımızda hep. Gerçekle sahte arasında kalır. Ben onun hakkında çok derinlemesine düşündüm. Gerçeklikle, varoluşçu düşünceye kadar. Dünya üzerindeki yaşayışın, gerçeklik ruhatının ne anlam ifade ettiğine kadar çok derin düşüncelerden ötürü sosyal yaşamda çok yüksek kaldım. O yüksekliği biraz seviyesini indirerek hayata adapte olarak düzelttim. Buradan hayranlarına mesajın var mı? Bundan sonra Arda Kural... Onları çok seviyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldular. Hissiyatları yeter yani. Düşündüğüm zaman, onları hissettiğim zaman bana verdikleri enerji çok güçlüydü. Hayatımda çok önemli bir yeri var sevenlerimin benim için. Onlar hakkında söyleyeceklerim bunlar yani. Peki bundan sonra kariyerinle ilgili neler yapmak istiyorsun? Akışına bırakmak istiyorum. Yani bir baştan peşin hükümlü olup evveli kararlar vermek değil de yaşarken yaşayışımın içinden bir yön bulup o yönü nasıl değiştirip ya da o yöne yöneleceğim yani. Yaşarken görmek istiyorum. Önüme bir açılsın her şey. Ondan sonra karar vererek hayatıma yön veririm diye düşünüyorum. Baştan düşünüp ideal öyle düşünmüyorum. Peki sosyal medyayla aranız nasıl? Sosyal medyayla da aram. İşte fena değil. Arada bir Cihat diye bir yardımcım var. Sağ olsun, çok tatlı biridir. O ilgileniyor. Sizin adınıza birkaç tane hesap var. Böyle var. Böyle komik paylaşımlar yapıyor ve her yerde konuşuluyor. Evet, Bunlar evet. Liginde seveceksiniz. Bunlarla ilgili bilmiyorum, sempatik geldi bana, ben de baktım. Sinirimi bozmaya çalışıyor ama benim sinirlerim kolay bozulmaz. Sempatik geliyor, kendi çapında bir şeyler yapıyor. Eğleniyorsa güzel. Peki aşk hayatını sorun. Nasıl? Aşk hayatı şu anda hayatımda kimse yok. Ama olabilir. Yani hazır hissediyorum aşk hayatıma da kendimi. Hazır, motivasyonu tam hissediyorum. Hayatımın birileri olsun isterim yani. İsterim, ona da hazırım. Bakalım hayat ne getirecek bilemeyiz yani. O zaman biz de tekrar size teşekkür ederiz ve hayırlı olsun dilerim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için, beni dinlediğiniz için. Çünkü bu bir sorumluluktu, hayranlarıma karşı bir açıklama yapmam gerekiyordu. Sizler de iyi ki varsınız, bize onlara ulaştırıyorsunuz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Ben kardeş bir yardım geriye gelsin, ne güzel olacak da. Hem onun da fulyarı var. He? Onun da fulyarı var. Aynen. Teşekkür ederim. Yapalım mı? Küçük bir sarp yapalım mı? Küçük bir lütfen. Küçük lütfen. Ya. 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 Nice. Şey yapalım mı? Sen böyle misin? Hadi buraya bakalım. Birazdan gidelim. Emre. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar, bir boşaltalım burayı. Böyle sevenler olalım. Geliyor geliyor. Şimdi arkadaşlar bir sessiz olalım. Tam bir sessizlik. Hazır. Dur. Her saça tarak. Her saça tarak. Bu olmaz. Bir şey yapmış o, kolaylaştırmış. Aynen. O da leydir işte. Volkan Rayaçak. Yazdı buraya. Kabul edemiyorum ben böyle bir şey. Bak. Efendim kusura bakmayın, ben daha kendi kitabımı satıp kıramaz mı? Bir de elin kitabı için mi kabul edeceğim? Kabul etmiyorum. İnsanlar teklifleştirir. Yani buna konuşunca arkadaşlar çok beyazı götürüyor. Tamam oğlum ya. Peki küçük bir iş var burada. Ben sizin yeni işim var. Onu önce parladık. Kesinlikle kadar geleceğiz ki sen de bize yardımcı olacaksın. Küçük büyük. Evet. Onu burada söylüyoruz abi. Oradan çıkıyoruz. Biraz. Gelecek. Yok gelmeyecek. Orada böyle bakacağız. Orada. Uzaktan bakacağız. Orada o etrafına bakılıyor. Çok farklı. Daha sonra buluşmak üzere abi. Tamam.
Şimdi. Arkayı alayım. Beyne. Tamam. Her başa tarak. Aylak bakkal. Yok, bu olmaz. Bu olmaz. Böyle bir şey. Hey. Bu ne diyor sen? Bu hem insanların manevi olarak besledi, hem kilo verdi. Aynı zamanda da dönemin modasına ışık tutan bir kitap. Bu kitaba iyi bir slogan bulmamız lazım. Çünkü bu kitap çok önemli. Çok. Aşk. Küçük Prens'in ne işi var burada? Onun ne işi var burada? Küçük Prens bizim yeni starımız. Küçücük Lütfi. Onu öyle paratacağız, öyle pazarlayacağız ki sen de bize yardımcı olacaksın Küçük Lütfi.